8 bölü 10 kesrini paydası 100 olacak şekilde tekrar yazmak istiyorum. Elde edeceğimiz kesrin payına soru işareti ya da bir yıldız koyalım. Evet, yıldız bölü 100. Ve bu yıldızın ne olduğunu bulmamız gerekiyor. 8 bölü 10 kaç bölü 100'e eşittir? Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurun ve soruyu önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Bize bu soruda yardımcı olması için iki tane şekil hazırlamıştım. Birincisinde 8 bölü 10'un neye benzediğini görebilirsiniz. İkincisini de aynı şekli 10 yerine 100 eşit parçaya böldüm. Evet, tam olarak 100 eşit parça. Yapmamız gereken şey, birinci şekildeki boyalı alanı yani 8 bölü 10'u, ikinci şekil üzerinde nasıl gösterebileceğimizi bulmak. Şimdi biraz düşünelim. Burada 10 eşit parça var. Ve eğer işaretlersem, bunlardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesi boyanmış. 10 parçanın 8'i boyalı olduğu için, bu şekil 8 bölü 10'u, yani 10'da 8'i temsil ediyor diyebilirim. Peki aynı şeyi 100 eşit parça için nasıl gösterebilirim dersiniz? Dikkat ettiyseniz şekiller aynı boyutta. Ve şekli aynı şekilde boyarsak, boyama aracını seçiyorum, bir saniye. 1 bölü 10'un bu şekildeki karşılığı, 100 eşit parçanın 10 tanesi, yani yüzde 10'udur. Evet, boyadığım alan 10 bölü 100 ya da yüzde 10'a eşit. Birinci şekildeki her bir parça, ikinci şekildeki 10 küçük kutuya eşit. Bunu not edeceğim çünkü bu önemli bir bilgi. 1 bölü 10 eşittir 10 bölü 100. Şimdi tekrar edeyim, buradaki parçaların yani onda birlerin her biri, ikinci şekilde 10 küçük kutuya yani yüzde 10'a eşit. Bunun için, birinci şekildeki boyalı alanın yani 8 bölü 10'un aynısını ikinci şekilde elde edebilmek için, yüzde 10'dan 8 taneye yani 8 çarpı 10 bölü 100'e ihtiyacım var. Bunu ikinci şekil üzerinde gösterecek olursak, 10 bölü 100'ü boyamıştım. Burayı da ekleyince 20 bölü 100 oldu. Bununla beraber 30 bölü 100, sonra 40 bölü 100, 50 bölü 100, 60 bölü 100, 70 bölü 100 ve 80 bölü 100. Dikkat ettiyseniz iki şekildeki boyalı alanlar artık birbirine eşit. Şimdi bana ikinci şekilde kaç tane minik kutucuğu boyadığımı söyleyebilir misiniz? Evet. 80 tane. Evet, buradaki 100 kutucuğun 80 tanesini boyadım. Birinci şekilde de 10 dikdörtgenin 8 tanesi boyalı. Alanlar birbirine eşit olduğu için 8 bölü 10, 80 bölü 100'e eşit. Dediğim gibi alanlar birbirine eşit ve aradaki tek fark, ikinci şeklin 10 eşit parçaya değil, 100 eşit parçaya bölünmüş olması. Aynı şeyi matematiksel olarak da gösterebilirim. Bakın, eğer ikinci şekli 10 katı fazla parçaya böldüysek, bu paydayı 10 ile çarptığımız anlamına gelir. Birinci şekildeki 8 parçadan her biri de 10 eşit parçaya bölüneceği için, payı da 10 ile çarpar ve 80 elde ederiz. 8 kere 10, 80. 10 kere 10 da 100 eder. Dolayısıyla 8 bölü 10, 80 bölü 100'e eşittir. Eğer bir kesrin paydasını değiştirip, Kesrin değerinin aynı kalmasını istiyorsanız payını da paydasını çarptığınız sayıyla çarpmanız gerekir. Bunu yaptığınızda kesrin değeri değişmez. Aynı durum payı ve paydayı aynı sayıya böldüğünüzde de geçerlidir. Yani kesrin değeri yine değişmeyecektir. Bu örnekte payı ve paydayı 10 ile çarptık ve görsellerle de bunu gösterdik.